Evet, merhaba arkadaşlar. Dersimizde yine Coden.org'dan geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Coden.org'a nasıl giriyorduk arkadaşlar? Google'a Coden.org veya Coda.org yazarsak karşımıza arkadaşlar gelen ilk sayfadaki ilk bağlantı bize Coden.org'a gönderecek. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Coden.org Learn Today, Build It, Write Tomorrow yazıyor. Burası Coden.org'a giriş yeri. Buraya tıklıyorduk arkadaşlar. Karşımıza böyle bir sayfa geliyordu. Sonra bu sayfa arkadaşlar bazen İngilizce gelebiliyordu. Bu durumda ne yapıyorduk? Sayfanın en altına iniyorduk. Şuradan İngilizce geldiğini varsayalım. Evet, ne yapıyorduk? Sayfanın en altına iniyorduk. Arkadaşlar burada bakın şurası arkadaşlar bizim dilimizi değiştireceğimiz yer. Buradan arkadaşlar hemen tutuyorduk. Türkçeyi seçiyorduk. Evet, Türkçeyi seçtikten sonra arkadaşlar dilinin Türkçe olduğunu görmüş olduk. Bazen arkadaşlar diyelim ki şuradan İngilizceyi seçelim. İngilizceyi seçtik arkadaşlar. Diyelim ki biz Google'dayız. Google'dan geldik arkadaşlar. İngilizce şurada bazen çeviri çıkabiliyor. Şu anda bende görünmüyor. Google'un arkadaşlar çevirisi var. Ancak bu tam bir çeviri yapmıyor. Özellikle oyunlara başladığımız zaman göreceksiniz. Burada arkadaşlar problem oluşuyor. O yüzden burada bize eğer çeviri önerisi sunarsa biz bunu ne yapmayacağız arkadaşlar? Kabul etmeyeceğiz. En alta ineceğiz buradan. Zaten Türkçe var. Seçtiğimizde ne yapıyor arkadaşlar? Türkçe'ye dönmüş oluyor. Evet. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradan öğrenciler kısmına tıklıyorduk. Öğrenciler kısmına tıkladığımızda karşımıza gelen sayfadan arkadaşlar hızlandırılmış kursu seçiyorduk. Karşımıza arkadaşlar kursların bölümleri çıkacak. Biz labirent programlamadan başlamıştık. Burayı yaptık. Scratch ile hata ayıklamayı yaptık. Koleksiyoncu programlamasında kalmıştık arkadaşlar. Buradan 9. bölüme gelmiştik hatırlarsanız. Evet, buradan devam edelim arkadaşlar. Evet, yine burada bir tane ne var arkadaşlar? Maceracı var, değil mi? Onun ismi arkadaşlar herhalde maceracıydı. Bu maceracı ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki elmas diyelim biz bunlara. Hazine diyor burada. Biz elmas diyelim. Bu elmasları topluyordu. Buradaki elmasları toplarken ne yapıyorduk? Buradaki maceracı elmasın üzerine geldiği zaman arkadaşlar topla komutunu kullanarak ne yapıyorduk? Alıyorduk. Evet, şimdi devam edelim. Ne yapacak arkadaşlar? Şöyle bir algoritmasına bakarsak. Yani ne yapması gerektiğine bakarsak arkadaşlar. Şuradan rengini değiştirelim. Sarıya alalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir adım ileri gidecek. Sonra elması alacak. Bir adım daha ileri gidecek. Elması alacak. Sonra iki adım gidecek. Elması alacak. Şimdi hemen bunları bir yazalım. Bir adım ileri gitti. Sonra topla diyerek arkadaşlar bunu aldık. Şuradan sesimizi biraz kısalım. Sonra tekrardan ileri dedik arkadaşlar. Sonra tekrardan topla dedik, değil mi? Çünkü bir adım ileri gitti, topla. Bir adım ileri gitti, topla. Sonra iki adım ileri gitti. Ve topla komutuyla da ne yaptık arkadaşlar? Almış olduk. Bakalım doğru mu? Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işi bu şekilde çözmüş olduk. Devam diyelim. Evet, şimdi arkadaşlar burada şurayı büyütelim. Yine kalemimizi alalım arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapacak bizim maceracı. 1-2 adım ileri gidecek, toplayacak. Sağa dönecek. 1-2 adım ileri gidecek, alacak. Sağa dönecek. 1-2 adım ileri gidecek, alacak. Hemen kodlarımızı bir yazalım. Evet, ileri, ileri. Sonra arkadaşlar tam buraya vardı. Topla dedik. Buradaki elması almış olduk. Sağa döndük. İleri, ileri, topla dedik. Sonra yine sağa döndük arkadaşlar. İleri, ileri, topla dedik. Ve bu şekilde
Arkadaşlar buraya ulaşmış olduk. Çalıştıralım bakalım. Evet. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar topladık. Şimdi bu bölümü tekrardan arkadaşlar yapacağız. Neden? Çünkü şöyle bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar. Şuradan mavi rengi seçelim. Bakın arkadaşlar, şurası şöyle bir. Evet, şurası şöyle iki. Arkadaşlar şuraya da bir tane de altına sağa dön koyarsak aslında 3 tane kod aynı şekilde yazmışız. Fark ettik mi arkadaşlar? Bakın şu, şu, şu. Gördüğünüz gibi aynı. O zaman arkadaşlar bunu azaltmamız lazım. Hem uzun, yani kod ne kadar uzarsa o kadar karışıklığa neden olur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Demek ki bizim arkadaşlar sadece şu kod yeterli. Nasıl yeterli? Tekrar komutuyla. Bakın arkadaşlar, şimdi ben bunu tekrar komutunun içerisine koydum. 3 kez tekrarla dedim arkadaşlar. Bakın varsayılana sıfırladım. Bakın şuradaki bu kadar kod fazla. Bunu atıyorum arkadaşlar. 3 kere aynı şeyi tekrar tekrar yapacak. Bakalım. Evet. 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 Gördüğümüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde ne yaptı? Toparlamış oldu arkadaşlar. Hem de daha az komut kullandık. Gördük mü arkadaşlar? Daha az kod kullandık. Bu yüzden arkadaşlar bu tekrar komutlar, yani şu pembe komutlar var ya arkadaşlar, bloklar, bu bizim için çok önemli. Özellikle bundan sonraki bölümlerde o sanatçı diye bir bölüm var arkadaşlar. Orada oldukça fazla kullanacağız. Siz de evinizde bunları tekrar ederken yapabildiğiniz kadarıyla tekrar komutlarını kullanın arkadaşlar. Evet, burayı geçtik. Evet, şimdi 11. bölüme varalım arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Evet, hemen algoritmamızı bir çizelim. Evet, bir adım ileri gidecek, toplayacak. Sonra arkadaşlar sola dönecek, bir adım ilerledi. Sonra tekrar sağa dönecek, bir adım ilerleyecek, alacak. Ve bu şekilde ulaşmış olacak. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir adım ilerledi. Topla dedik. Sonra ne tarafa dönecek? Sola dönecek değil mi arkadaşlar? Kendimize buradaki maceracının yerine koyduğumuzda. Sonra arkadaşlar sola döndük. Bir adım ilerledik. Şimdi buraya geldik. Sonra ne tarafa döneceğiz? Bu kez sağa döneceğiz. Evet, ve ilerleyeceğiz. Ve ardından da topla diyerek arkadaşlar ne yapmış olacağız? Elmasımızı almış olacağız. Bakalım. Evet. Evet. Gayet başarılı bir şekilde arkadaşlar ne yaptık? Kaydı tamamlamış olduk. Evet. Gelelim 12. bölüme. Bu koda dikkatlice bakın diyor arkadaşlar. Sizce program çalıştığında ne olacak? A şıkkında Laurel, yani bizim maceracı, bu kodu kullanarak 4 parça, 4 tane elmas alacakmış. Öyle söylüyor A şıkkında. B şıkkına baktığımızda bizim maceracı hazine olmayan yerde hazine toplamaya çalışacak. Bu da hataya neden olacak diyor. C'de maceracı hazinenin tamamını toplayacak. D'de bilmiyorum diyor. Şimdi hemen kodumuzu okuyalım. Evet, şuradan mavi kalemimizi seçtik. Şimdi arkadaşlar ileri topla dedi. Şimdi bakın ileri şuraya geldi, topla dedi. Burada bir şey olmadığı için toplayamayacak. Arkadaşlar program hata verecek. O zaman bizim arkadaşlar doğru şık B olması gerekiyor. Değil mi? Daha ilk arkadaşlar bakın ikinci kodda hata verdi. Bakalım doğru mu? B şıkkını işaretledik. Çalıştır dedik arkadaşlar. Evet, tam dediğimiz yerde ne yaptı? Hata verdi. Kodu gözden geçirme diyor arkadaşlar. Şimdi kodumuzu gözden geçirip ne yapacağız? Düzenleme yapacağız. Evet, şimdi güzel kodu gözden geçirdik ama pardon. Evet, tamam devam diyeceğiz arkadaşlar biz. Evet, şimdi bize 1, 2, 3, 9 tane arkadaşlar ne vermiş?
Elmas vermiş arkadaşlar. Bu elmasların bizden ne diyor? Toplayabildiğin kadar topla diyor. Herhangi bir şartla sunmamış. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi nasıl ilerleyelim? Buradan ileri gitsin 3 kez. Sonra sola dönsün. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan sarıyı seçelim. Gelelim şuraya. Arkadaşlar güzergahımız şöyle olsun. Bakın buradan başlasın. Şöyle gitsin. Sonrasında arkadaşlar buradan yukarı çıksın. Sonra buradan sola dönsün. Bir adım aşağı ve bu şekilde arkadaşlar. Bakın bir güzergah belirledik. Bu güzergaha göre hepsini biz ne yapacağız arkadaşlar? Toplamış olacağız. Şimdi o zaman ne yapması lazım? 3 kez ileri gidecek. Değil mi? Sonrasında arkadaşlar sola dönecek yine 3 kez ileri, sonra yine sola dönecek yine 3 kez ileri, hepsinde de arkadaşlar toparlayarak gidecek. Evet, şimdi bir şu kodumuzu hemen yapalım arkadaşlar. 3 kere aynı işlemi yapacağımıza göre şöyle yapabilirim ben. İleri topla. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar 3 kez ileri topla dedim. Bakın. Sonra arkadaşlar buradan ne tarafa doğru dönecek? Sola dönecek değil mi arkadaşlar? Şuradan solu seçelim. Sola dönsün. Sonracığıma ne yapacak arkadaşlar? Yine aynı. 3 kez. Bir. Pardon, bu kez 2 kez ileri gidecek. Yanlış yapmayalım. Şuradayız şimdi. Bir. 2 kez ileri gidecek. Evet, ileri her seferinde toplamasını yapacak arkadaşlar. Sonra yine sola dönecek. Sonra buradayız arkadaşlar. 1, 2, 2 kez ileri gidecek. Yine 2 kez ileri gidecek. Her gittiğinde de arkadaşlar bir adım ileri ve topla diyeceğiz. Şimdi şuraya kadar gelmiş olacağız arkadaşlar. Sonra yine ne tarafa döneceğiz? Sola döneceğiz. Sola döndük. Sonra arkadaşlar sola döndük. Şimdi şuradayız bakın. Şimdi şuradaydık. Sola döndük. Aşağı doğru bakıyoruz. Bir adım ileri gideceğiz. Değil mi? Bir adım ileri gittikten sonra sola dönüp bir adım daha ileri gideceğiz. Sola döndükten sonra bir adım ileri gideceğiz. Topla diyeceğiz. Yine sola döneceğiz arkadaşlar. Sonra yine bir adım ileri gideceğiz ve topla diyeceğiz. Bu şekilde hepsini tamamlamış olacağız. Evet, bakalım algoritmamızda bir hata var mı? Şimdi arkadaşlar hemen bir kontrol edelim. 3 kez ileri topla yapacak. 1 topladı, 2 topladı, 3 topladı, buraya kadar geldi. Sonra sola dön dedi, yukarıya baktık. Sonra 2 kez ileri topla. 1 ileri topladı, 2 ileri topladı. Güzel. Sonra sola döndük. Değil mi? Evet. Sonra yine 2 kez bir ileri topla, bir ileri daha topla, buraya geldik. Sonra sola döndük aşağı. Bir adım ileri gittik, topladık. Sola döndük, bir adım ileri gittik, topladık. Evet, gayet güzel. Şimdi çalıştıralım bakalım. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar gayet güzel ilerliyor. Evet. Evet, gayet başarılı bir şekilde arkadaşlar ne yaptık? Tamamlamış olduk. Gayet güzel. Devam edelim arkadaşlar. Ve artık burayı bitirmiş olduk. Videoyu geçiyoruz. Evet. Sanatçı. Evet. Arkadaşlar burası gerçekten güzel. Şimdi burayı biraz tanıtmak istiyorum size. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğümüz eleman. Şuradan mavi rengi seçelim. Rengimiz mavi olsun. Evet. Arkadaşlar şu gördüğümüz arkadaş bizim sanatçımız oluyor. Bizim verdiğimiz komutlara göre çizgi çizecek arkadaşlar. Yani aslında biz burada çizgiler çizeceğiz şimdi. Burada dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar. Bakın ileriye taşı diyor ya arkadaşlar. Taşı dediği çizerek gidiyor, tamam mı? Bakın bir de şurada atla var arkadaşlar. Atla da ise çizmeden ilerleyecek. Bu ikisine dikkat edeceğiz. Artık dönüşler dereceyle oluyor. Bakın arkadaşlar istediğiniz gibi şey verebiliyorsunuz, açı verebiliyorsunuz. Mesela bakın arkadaşlar şuradan giderken tam sola döndüğünde arkadaşlar yani yukarıya doğru gideceği zaman 90 derece dönüş yapması lazım. Matematik dersinde gördünüz mü bilmiyorum ama arkadaşlar şurada
Açı 90 derece, şöyle açı 90 derece ya da tam aşağı döneceği zaman bu kez sağ tarafa tam 90 derece dönecek. Veya üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini biraz matematik kullanacağız. Neyse, şimdi ileride yeri geldikçe göreceğiz arkadaşlar. Diyor ki selam, ben bir sanatçıyım. Kod yazarak ne isterseniz çizmemi sağlayabilirsiniz demiş. Şimdi arkadaşlar ne çizelim? Mesela şurada arkadaşlar rastgele bir şeyler çizelim. 4 kez tekrarlasın yapacağımız işlemi. Ya da bu tekrarı sonra kullanalım. Arkadaşlar ileriye 100 piksel ilerlesin. Yani buradaki piksel dediği arkadaşlar şöyle düşünebilirsin. Sana metre gibi bir şey. Tamam. Bilgisayar için ölçü birimi arkadaşlar. Yani biz gerçek hayatta ölçü birimi olarak ya da uzunluk birimi olarak ne kullanıyoruz? Metre kullanıyoruz, değil mi? Bilgisayar içinde piksel kullanılıyor. Hemen arkadaşlar başlayalım. Mesela şöyle ileri gitsin. Sonra arkadaşlar yukarıya dönsün, değil mi? Sola dönsün. Böyle dikdörtgen kareye benzer bir şeyler yapmaya çalışalım. Öncelikle 100 piksel ileriye gitsin. Sonra renk ayarla diyor. Kırmızı renk. Şuradan bir tıklayalım. Önce kırmızı olsun arkadaşlar. Şöyle. Şunu başa alalım ki kırmızı renkle başlasın. 100 piksel ileri gitsin. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakın. Evet. Şu mesafe 100 piksel oluyormuş. Ne yaptı arkadaşlar? Kırmızı çizgiyle çizmiş oldu. Bir de arkadaşlar varsa yana sıfırlayan buraya gelsin. Sonra mavi renk çizerek yukarıya doğru gitsin. Tamam mı? Kırmızıyla ileri 100 piksel geldi. Rengini burada değiştiriyorum. Mavi yapıyorum arkadaşlar. Sonra ne tarafa dönecek? Soluna dönecek değil mi arkadaşlar? Soluna 90 derece dönecek. Bakın şuradan ayarlayabiliyorsunuz. 90 derece dönecek. Ve 100 piksel ileri taşıyacak. Şimdi arkadaşlar şöyle L gibi bir şey olacak. Şu alttaki kırmızı dikey olan ise mavi olacak arkadaşlar. Bakalım. Çalıştıralım görelim. Çalıştırdık. Kırmızı yukarıya doğru da mavi olarak ne yaptı? Çizmiş oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela başka ne yapabiliriz? Mesela üçgen yapalım arkadaşlar. Üçgen yaparken ne yapacağız? Birazcık hesap yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir üçgen düşünelim. Şöyle bir üçgen düşünelim. Şimdi buradaki bizim sanatçımız buradan buraya kadar geldi arkadaşlar. Tamam mı? Sonra buradan hop şöyle dönmesi lazım arkadaşlar. Bir üçgen, eşkenar üçgenin bir kenarın açısı ne kadardır arkadaşlar? Matematik dersinde göreceksiniz ya da görmüşsünüzdür. 60 derecedir. Peki dışarıda kalan açının ölçüsü ne kadar olur? O da arkadaşlar 180'den 60 çıkarırsak 120 derece olur. Şimdi o zaman bizim sanatçımız önce düz geldi. Sonra dönüşünü arkadaşlar sola 120 derece yapması lazım. Tamam mı? Evet, şimdi yapalım. İleriye 100 piksel gitsin. Dur, rengini de ayarlayalım. Rengi de mavi olsun arkadaşlar şöyle. Sonra ileriye 100 piksel gelsin. Şimdi sola ne kadar dönecekti? 120 derece dönüş yapacaktı. Tamam mı? Daha sonra arkadaşlar bir 100 piksel daha ileri gitsin. Şimdi bir görelim yani en azından şu iki tane kenarı nasıl çizdiğini bir görelim. Çalıştırdık. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane kenarı çizdik. Şimdi aynı yerden arkadaşlar tekrardan 120 derece sola dönüp başladığı yere varacak. O zaman şuradan hemen sola yine kaç derece dönecek? 120 derece dönecek ve 100 piksel ileriye gidecek. Bakalım üçgen çizebileceğiz mi? Evet, gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde üçgende ne yapabildik? Çizebildik. Neyse bunlar artık arkadaşlar ilerleyen zamanlarda karşımıza çıktıkça yapacağız. Şimdiki bölüm 3. bölüme geçelim. Evet. Bize burada ne diyormuş arkadaşlar bakalım. Diyor ki evcil canavarıma kafes yapalım diyor. Sanatçının resimdeki gri çizgilerin üzerinden geçmesi için ekrana blok çizin. Yani diyor ki aslında şu gri olan yerlere siyah çizgi çekmemizi istiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Şimdi
İleriye 100 piksel gideceğiz şuraya kadar. Sonra ne tarafa döneceğiz? Aşağı doğru dönmek. Yani arkadaşlar biz şu taraftaydık. Şöyle geliyorduk. Aşağı doğru döneceğiz. Sağ tarafımızı tam 90 derece dönmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar hemen yapalım. İleriye 100 piksel gittik. Sağ tarafımızda 90 derece döndük. Şimdi aşağı doğru bakıyoruz. 100 piksel daha ilerlersek şu bölgeye ulaşmış olacağız. Bakalım, çalıştıralım. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi bizden ne istiyor? Bu uzay gemisine pencere yapmak gerekiyormuş. İçteki karenin her kenarı 100 piksel ve her açısı 90 dereceymiş arkadaşlar. Evet, şunların hepsi 100 pikselmiş. Şurayı şöyle bir büyütelim. Şurası 100 piksel, burası da 100 piksel, burası da 100 piksel, burası da 100 pikselmiş. O zaman arkadaşlar hemen yazalım. İleriye 100 piksel git, sağa 90 derece dön. Şimdi arkadaşlar şuraya geldik, sağa döndük, yani aşağı tarafa doğru döndük. O zaman 100 piksel daha ilerlersek şuraya geliriz ama aşağı doğru bakıyoruz. Şimdi ne tarafa döneceğiz? Yine sağımıza doğru döneceğiz arkadaşlar. Sağa 90 derece döneceğiz. 100 piksel ilerleyeceğiz. Şimdi buraya geldik. Yine sağımıza döneceğiz. 90 derece. Sonra 100 piksel daha ilerlersek bu siyah alanı çizmiş olacağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, gayet güzel. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Bakın burada çok fazla kod yazdık arkadaşlar. Şu kadar kod fazla, ne yapacaktık? Bu işlemi 4 kez tekrarla. Aslında arkadaşlar yaptığımız işlem şu değil mi? Aslında biz ne yapıyoruz? İleriye 100 piksel gidiyoruz, sonra sağa dönüyoruz. İleriye 100 piksel gidiyoruz, sonra sağa dönüyoruz. Değil mi? 4 kere aynı işlemi yapıyoruz. O zaman şunu yazıp 4 kere tekrarla dersek arkadaşlar bakın. Evet, aynı işlevi yaptığını görüyoruz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar tekrar komutlarının oldukça bizim faydamıza olduğunu görüyoruz. Evet, gelelim buraya. Bakın arkadaşlar az önce aslında çizmiştik üçgeni, hatırlıyorsanız. Ne yapacağız şimdi? Şunu arkadaşlar matematik dersinde görmüşsünüzdür de ben yine bir hatırlatayım. Şimdi burada biz aslında bütün kenarları eşit olan bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Yani şu kenar, şu kenar ve şu kenar, hepsi arkadaşlar birbirine nedir? Eşitmiş. Böyle bir üçgen varsa arkadaşlar bu üçgenin her açısı 60 derecedir. Tamam mı? Biz buna ne diyoruz matematikte arkadaşlar? Eşkenar üçgen diyoruz. Tamam mı? Aslında olay bu. Şimdi güzel. Peki şunu da biliyoruz. Yani şu bir doğru olsa arkadaşlar, şöyle devam etmiş olsa. Peki şuradaki açı kaç derece olur? Şuraya bakın. Kaç derece olur bu açı? Burası da şunu biliyorum ben. Bu açı arkadaşlar doğru bir doğrunun arkadaşlar açısı 180, yani aslında şurası komple şöyle 180 derece. Şurası 160 derece ise geriye kaç derece kalır? 120 derece. O zaman şunu söyleyebilirim, yani bir eşkenar üçgen için arkadaşlar şuradaki dış açı 120 derecedir diyebilirim. 120 derecedir diyebilirim. Bu ne için önemli? Bu şuradan arkadaşlar ben, yani bizim bu ressam elemanı gelecek şöyle. Buradan yukarıya şu şekilde dönecek. Burada kaç derece dönmüş oluyor? 120 derece dönmüş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradan geldi. Şu tarafa doğru dönmesi için arkadaşlar yine 120 derece dönmesi gerekiyor. Hemen yazalım o zaman. Şimdi ileriye 100 piksel ilerledikten sonra arkadaşlar sol tarafına 120 derece dönecek. Yine 100 piksel ileri gidecek. Yine arkadaşlar soluna 120 derece dönecek. İleriye 100 piksel gidip arkadaşlar başladığı yere ulaşmış olacak. Bir çalıştıralım. Evet, dediğimiz gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burada yine yazdığımız bazı kodlar fazla. Neden fazla? Bu işlemi 4 değil de arkadaşlar bu kez 3 kez tekrarla diyorum. Aslında yaptığım şu değil mi? 3 kez aynı işlem. İleriye git, sağa, işte sola 120 derece dön. Şu fazlalıkları dışarı atalım. Tekrar çalıştırdığımda bakın arkadaşlar aynı işlemi yapmış oldu. Daha az kod kullanarak. Evet. Şimdi arkadaşlar bizden ne istiyor? Diyor ki
Şurayı bir büyütelim. Evet, evcil hayvanına bir künye yapmak istiyormuş arkadaşlar. Dışına bir dikdörtgen çizerek bu künyeyi tamamlayın. Yani bize aslında şu künyenin dışına çizgi çizmemizi istiyor. Uzun kenar 200 pikselmiş arkadaşlar. Yani şu alan, şu uzunluk, pardon şurası arkadaşlar 200 pikselken kısa olan kenar, yani şurası ise arkadaşlar 100 pikselmiş. Hemen çizelim o zaman. Ne olacak arkadaşlar? İleriye 100 değil de kaç piksel gidecek? 200 piksel gidecek arkadaşlar. Sonra sağına 90 derece dönecek. Sonra ileriye 100 piksel gidecek. Sonra sağ tarafına, şuraya geldik, sağına dönecek. Ve ileriye arkadaşlar ne kadar gidecek? 200 piksel. Şimdi en alttayız. Şu en alttayız biz. 200 piksel ileri gideceğiz. Sonra yine sağımıza 90 derece döneceğiz. Sonra 100 piksel ilerlersek varmış olacağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, gördüğümüz gibi ne yaptık arkadaşlar? Başladığımız noktaya ulaşmış olduk. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar bakın, iki tane kod aslında tekrar ediyor. Şunu da şöyle altına koyarsam, şuradan hemen mavi kalemi alalım. Bakın arkadaşlar, şuraya kadar. Evet, şöyle ikiye bölersek aslında şurayla şurası aynı, fark ettiyseniz. Yani ben şunu da yapabilirdim arkadaşlar. Şurayı çıkarırdım. Bu işlemi şunun içine atardım. İki kez tekrarlayı seçerdim arkadaşlar. Şunu dışarı çıkarırdım. Aynı işlemi yine yapardım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bize tekrar komutları ne yapıyor arkadaşlar? Oldukça kolaylık sağlamış oluyor. Evet. Haftaya arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik bu dersimizi burada bırakalım.